Çatı uygulamalarıyla devam ediyoruz arkadaşlar biliyorsunuz ki bir ders öncesinde fiilde çatıyı çok detaylı bir, bir şekilde işlemiştik özne yükleme ilişkisinde neye bakacaksınız etken edilgen dönüşlü ve işleş çatıda dikkat etmeniz gereken nokta neydi bunu konuştuk geçişli geçişsiz ettirgen ve oldurgandaki anahtar noktalarımız nelerdi anlamdan giderseniz neye bakacaktınız ekten giderseniz neye bakacaktınız bunları detaylı bir şekilde hallettik. Artık bu dersimizde ne yapacağız? Uygulamalara geçeceğiz. Uygulamaları cümle cümle göreceğiz. Önce bir nesne yüklem ilişkisi sonra da özne yüklem ilişkisine göre değerlendirip dersimizi nihayete erdirmiş olacağız. O zaman o zaman video ders kitaplarımız önümüzde ise ve sayfalarımız artık 142'yi göstermekteyse çok az kaldı kampımız bitiyor. Ama şöyle bir uzun videoları biraz daha bölmek istedim arkadaşlar. Zamanımız da var. Çok da böyle sizi yormadan hem konu anlatımı artı uygulama şeklinde ilerlemek istiyorum. Daha çok böyle gelen teklifler bu noktadaydı. Gelen yorumlar bu noktadaydı. Ama sizin farklı bir beklentiniz varsa aşağıya yazarsanız bunu da değerlendirmiş oluruz. Evet sayfalarımız açıldı. Ben de hemen şöyle bir ekranlarıma dönüyorum ve diyorum ki Şöyle bir pdf'miz yansısın bakalım diyoruz. Evet cümlelerimiz karşımızda. Burada yapacağımız şey şu. Cümlelerim var. Ben tabii ki gördüğünüz gibi tabloda geçişli geçişsiz var ama biraz daha yaklaştırıp yanlarına yazmak istiyorum. Nasıl bulduğunuzu göstermek istiyorum. Nesne yüklem ilişkisine göre değerlendiriniz dedik. Tabii ki nesne yüklem ilişkisine göre baktığımda etirgen oldurgan da vardır ama etirgen oldurgan da ararken yüklemde şuna bakmanız gerekiyor. Yükleme bakıyorsunuz. R, T, tır, eki var mı? RT trek'i varsa evet o zaman ettirgen ve oldurgan kavramına bakabilirsiniz. Ama yoksa bakmanıza gerek yok tamam mı? Sadece bu ayrıntı bizim için önemli arkadaşlar. Evet ne demişiz? Bir kalbiniz vardı onu tanıyınız. Mesela vardı ile işim var mı? Yok çünkü fiil değil. Benim işim fiillerle çünkü konumuz fiilde çatı. O yüzden fiillerle ilgileniyoruz. Onu tanıyınız demişim. Hemen Alalım bakalım. Tanıyınız derken siz bunun başına onu getirebilir misiniz? Evet getirirsiniz. Onu getirdiniz ve mantıklı oldu değil mi? Onu tanıyınız diyebiliyorsunuz. Anlamlı oluyor. Artık ne dediniz buna? Geçişli çatılı bir fiil demiş oldunuz arkadaşlar. Yani onu getirdim. Anlamlı oldum. O halde geçişli dedim. Bir şehir kadar kalabalıktır bazıları. Konuşurlar, isterler, susarlar. Bakın, siz şimdi burada konuşurları aldınız. Onu konuşurlar diyebilir misiniz? Dersiniz değil mi? Bir konuyu konuşurlar mesela diyebilirim. O zaman burada konuşurlar ne oldu artık? Geçişli oldu. Onu isterler diyebilir misiniz? Dersiniz. Herhangi bir şeyi istiyorlar artık değil mi? Onu isterler de diyebilirim. Yine tekrar geçişli çatılı bir fiil elde ettim. Ama onu susarlar diyebilir misiniz? Hayır diyemezsiniz. Çok anlamsız oldu. Artık siz burada onu getiremediniz. Onu getiremediğiniz içinde ne oldu diyorsunuz arkadaşlar? Geçiş siz çatılı bir fiil elde ettik diyorsunuz. Tamam mı? Yani mantığımız onu gelip gelmediğine bakmış olmak olacak. Evet üçteyiz artık. Hadi devam edelim. Umutsuzluk yok. Gün gelir, gül de açar, bülbül de öter. Artık fiillerle işimiz ve bizim asla zaten umutsuz olduğumuz bir an yok değil mi? Çünkü ne diyor Mehmet Akif? Yeis öyle bir bataktır ki düşersen boğulursun. Ümide sarılsın sıkı, seyret ne olursun. Ümitliyiz, her zaman çalışıyoruz çalışmanın karşılığını alacağımızı biliyoruz. O yüzden çalışmaya ve mücadele etmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Evet yok derken burada yok gidiyor, değil mi? Burada ne diyorsunuz? Artık e, orada aramıyorsunuz. Çünkü fiillerle işiniz. Gün gelir, onu gelir diyebilir misiniz? Bakın diyemediniz, değil mi? Onu gelmedi. O zaman burası ne oldu artık? Gelir. Geçişsiz çatılı bir fiil olmuş oldu. Onu açar diyebilir misiniz? Normalde bir kapıyı açar diyebilirdiniz ama bu bağlamda baktığınızda bir gülün açması dan bahsediyorsunuz değil mi? Soldu ya da açtı gibi bir anlam. İşte bu bağlamda artık olmadı arkadaşlar. O zaman dediniz ki bu artık geçişsiz çatılı bir fiil dediniz. Peki onu öter diyebilir misiniz? Hayır diyemezsiniz çok anlamsız oldu. Bu da geçişsiz çatılı bir fiil olmuş oldu diyorsunuz. Devam edelim. Çok çok iyi gidiyoruz. Çok geçmeyecek aradan. Şöyle diyeceğim. Bulutlar açmadı. Mavi gök orada mı şöyle diyeceğim bakın şöyle diyeceğim derken hemen bir demek fiilini aldınız onu diyeceğim diyebilir misiniz? Dersiniz bir sözü diyeceğim değil mi? Bir konuyu söyleyeceğim gibi bir anlam oluyor. Tabii ki söylerken burada söyleyeceğim şeklinde e, ifade ederiz biz bunu. O zaman ne dersiniz arkadaşlar? Geçişli çatılı bir fiil dersiniz. Bulutlar açmadı. Onu açmadı diyebilir misiniz? Bakın bir kapıyı açmadı olsaydı olabilirdi ama bu bağlamda artık olmuyor. Hani dedi ki hep bağlamdan hareketle devam edeceğiz. Dolayısıyla onu açmadı olmadığı için siz artık artık buraya onu getiremediğiniz için ne oldu diyorsunuz? Geçişsiz çatılı bir fiil elde etmiş olduk diyorsunuz. Mavi gök orada mı derken artık burada da zaten herhangi bir fiil yok. Bu da gitti. Çok geçmeyecek aradan. Buna da bakalım. Geçmeyecek. Onu geçmeyecek diyebilir misiniz? Bir yarışı geçmeyecek vesaire olsaydı olurdu ama bu bağlamda bir şeylerin aradan geçmesi gibi bir anlam, bir vaktin geçmesi gibi belki bir anlam. Dolayısıyla onu geçmeyecek diyemediğiniz için ne oldu? Geçişsiz çatılı bir fiil elde etmiş olduk diyorsunuz arkadaşlar. Hadi devam edelim. Sesini duyuyorum. Kendimin kelimeler kendinden emin değil. Evet. Biz sadece neredeyiz artık? Fiillerdeyiz. Hadi bakalım. Duyuyorumu aldınız. Onu duyuyorum diyebilir misiniz? Dersiniz değil mi? Sesini duyuyorum. Senin sesini duyuyorum diyebilirsiniz. Burada da zaten sesimi duyuyorum derken onu duyuyorum anlamı var. Onu gelebildiği için ne dediniz artık? Geçişli çatılı bir fiil dediniz. Devam edelim cancağızım. Basma perdeme bir çiçek de sen olsaydın. Evet. Onu olsaydın diyebilir misiniz? Dersiniz. Mesela neyi olsaydın? Çiçeği olsaydın, gülü olsaydın. Onu gelebiliyor. İşte onu gelebildiği için artık ne diyorsunuz? Geçişli çatılı bir fiil diyorsunuz. Keşke birkaç dakikayı ipek mendillere sarıp saklasaydım. Hadi buna da bakalım. Saklasaydım derken onu saklasaydım diyebilir misiniz? Elbette dersiniz. Onu geliyor ve mantıklı olarak ilerledim. Onu saklasaydım diyebildiğiniz için geçişli çatılı bir fiil elde etmiş oldunuz. Vişne bahçeleriyle dolu neşeli bir şehre benzerdi senin sesin. Bakın benzerdi kelimesini alıyoruz. İşimiz artık fiillerle dedik. Onu benzerdi diyebilir misiniz? Onu benzerdi, onu benzerdi diyemiyoruz. Çok anlamsız oldu. O halde ne dediniz? Yine geçişsiz çatılı bir fiil elde ettik dediniz arkadaşlar. En kolay israf edilen şey çocukluk olmamalıdır. Aldınız artık olmamalıdır fiilini ve dediniz ki onu olmamalıdır diyebilir miyim hayır diyemem çok anlamsız oldu o takdirde ne dediniz geçişsiz çatılı bir fiil elde ettik dediniz. Kendine bağışlamayı öğrenen insanı bağışlamayı öğrenir. Bakın şimdi öğrenir fiilini aldınız. Onu öğrenir diyebilir misiniz? Onu öğrenir diyebilirsiniz. Bir şeyi öğrenir, bir konuyu öğrenir, bir bağışlamayı öğrenir diyebiliyorum. O halde ne oluyor artık? Geçişli çatılı bir fiil olmuş oluyor. Onu öğrenir diyebildiğim için devam edelim. Nasihat edilen Nasihat edilen aile ortamında çocuğa görev verilir. Sohbet ortamında çocuk sorumluluk alır. Bakın şimdi burada görev vermeyi alacağız. Onu görev verilir diyebilir misiniz? Olmadı. Sakın ona falan yok değil mi? Bunu tekrar tekrar söylüyorum. Ona diye bir ifadeyi almıyorsunuz. Direkt ona onu görev verilir olmadığı için diyorsunuz ki bu bir geçişsiz çatılı fiildir dediniz. Tamam. Sorumluluk alır derken bakın sorumluluk almak. Onun sorumluluk alır diyebilir misiniz? Diyemediniz. Burada da yine onu gelmediğini gördüğünüz için ne dediniz artık? Yine bir geçişsiz çatılı fiil vardır demiş oldunuz. Tamam mı? Yani buradaki mantığımız onu geliyor mu, gelmiyor mu buna bakmak olsun diyoruz. Devam edelim. 12'deyiz artık. Zenginlik, şöhret ve itibar yüzünden kibirlenen kendine kötülüğü çağırmış olur. Bakın, onu olur olur mu? onu olur olmadı değil mi çok anlamsız oldu haklısınız onu olur gelmedi olmadım o takdirde ne dediniz geçişsiz çatılı bir fiil elde etmedik dediniz. Evet 13'teyiz artık öğretmen aklıyla öğrenir kalbiyle öğretir bakın şimdi onu öğrenir diyebilir misiniz dersiniz bir konuyu öğrenir mesela diyebiliyorsunuz o halde dediniz ki bu bir geçişli çatılı bir fiil peki onu öğretir diyebilir miyim? Evet diyebilirim. Bir konuyu öğretir, bir meseleyi öğretir, değil mi diyebiliyorum. Onu gelebiliyor. O halde ne oldu dediniz? Yine geçişli çatılı bir fiil elde ettik dediniz arkadaşlar. Çok çok güzel. Evet 13'te bittim. Devam ediyorum. Artık 14'teyim. Kendini geliştiren öğretmenlere selam olsun. Öğrencilerinin gelişip olgun vatandaşlar olarak toplum yaşamına katılmasına önem veren bir öğretmen. Önce kendi gelişimine öncelik verir. Kendi gelişimini önemsemeyen bir öğretmenin öğrencisinin gelişmesine önemseyeceğine inanmıyorum. Selam olsun ifadesini alıyoruz ve bir fiil görüyorsunuz burada. Onu selam olsun diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. O zaman geçişsiz çatılı bir fiil elde etmiş oldunuz. Tamam ne dedik? Onu önem veren bakın. Önem vereni aldınız ama onu önem veren olmuyor değil mi? Çok anlamsız oldu. O zaman bu da yine bir geçişsiz çatılı fiil oldu. Ee, kendi gelişimine öncelik verir. Bakın burada da öncelik vermeyi aldınız artık. Onu öncelik verir diyebilir misiniz? Onu öncelik verir. Bunu da diyemediniz. O zaman burada da ne oldu yine? Geçişsiz çatılı bir fiil elde etmiş oldunuz. Kendi gelişimini önemsemeyen bir öğretmenin öğrencisinin gelişmesini önemseyeceğine inanmıyorum. Onu inanmıyorum diyebilir misiniz? Hemen bakalım. Hayır diyemezsiniz. Onu inanmıyorum. Bakın çok anlamsız. Yine bir geçişsiz çatılı fiil elde etmiş olduk arkadaşlar. Sadece yapacağınız şey bu. Dilediği kadar uzun cümle olsun ve zor cümleler olsun ki şuradaki cümlelerden daha zor olamaz değil mi? Gayet zor, gayet böyle yoğun anlamlı cümleler veriyoruz. O yüzden buraya böyle bir Dikkat kesilin istiyorum. Evet 15'eyiz artık. Yaşam ilişkiler ağı içinde oluşur ve devam eder. Zincirin her halkasına önem vermek, sorumluluk almak gerekir. Peki şimdi oluşuru aldınız. Onu oluşur diyebilir misiniz? Onu oluşur olmadı değil mi? Çok anlamsız geçişsiz oldu. Devam eder derken, onu devam eder diyebilir misiniz? Onu devam eder hayır olmadı çok anlamsız. O zaman geçişsiz dediniz. Zincirin her, her halkasına önem vermek. Onu önem vermek olur mu? Olmadı. Sakın onayı almıyoruz tamam mı? Aa hocam ona önem vermek olur hadi onu alalım diyemezsiniz. Kesinlikle dikkat ediyorsunuz. Onu'yu getiriyoruz değil mi? Onu önem vermek olmadı. O halde dediniz ki geçişsizdir dediniz. Sorumluluk almak gerekir. Onu gerekir diyebilir misiniz? Onu gerekir. Hayır bunu da diyemediniz. Bu da yine geçişsiz çatalı bir fiil olmuş oldu diyorsunuz arkadaşlar. Devam edelim. Birinci derecede önemli olan el alem ne der değil. Kendi iç tanıklığımız ben ne derimdir. Tamam el alem ne der. Bakın burada da yine bir fiille işimiz deri aldınız artık. Onu der diyebilir misiniz? Onu der. Evet dersiniz. O zaman geçişli yani bir meseleyi der, bir konuyu der, bir şeyi der değil mi? Kendi iç tanıklığımız ben ne derimdir onu derim diyebilirsiniz. İşte bu da yine geçişli çatılı bir fiil olmuş oldu diyorsunuz. Devam edelim. İnsan öğrenerek ve öğreterek yaşar. Hemen buna bir bakıyoruz. Onu yaşar diyebilir misiniz? Dersiniz hayatını yaşar duygularını yaşar, aşkı yaşar. Bakın onu geliyor, onu geliyor ve anlamlı. O takdirde diyorum ki evet, geçişli çatılı bir fiil elde ettim diyorum. Yani mantığım neymiş? Onu getirmek ve onu getirdiğim takdirde de o geçişli çatıyı elde etmekmiş diyoruz arkadaşlar. Çok iyi gidiyoruz. Harikasınız. Hadi devam. Evet, şimdi sizden istediğim bu sefer de özne yükleme göre inceleyeceğiz. Etken, edilgen olabilir, dönüşlü olabilir, işleş olabilir, hiç önemli değil. Hangisi varsa onu şöyle bir beraber birlikte bulalım istiyorum. Zeka şimdi şu anda sorun çözebilme, akıl ise yaşam yönetebilme yeteneğidir. Bakın şimdi. Bazen çeldirici de verebilirim ki bu şu anda böyle fark attıran bir yıldız geliyor. Arkadaşlar siz burada yüklemde bir fiil görebildiniz mi? Hayır, değil mi? Yüklemde bir fiil yok. Zeka şimdi şu anda sorun çözebilme, akıl ise yaşam yönetebilme yeteneğidir. Bakın, yaşam yönetebilme yeteneğidir. Yüklem oldu, değil mi? Yaşam yönetebilme yeteneğidir. Yani yetenek İsim artık ve siz isim soylu bir sözcükte kesinlikle çatı özelliği arayamıyorsunuz. Yani burada diyorum ki ben çatı özelliği aranmaz diyorum. Çok çok önemli dediğim gibi neden aranmıyor? Çünkü isim soylu bir sözcük. isim soylu sözcüğü gördüğünüz an kesinlikle çatı özelliği aramıyorsunuz. Devam edelim. Hata yapılmasına izin verilmeyen mükemmeliyetçi bir ortamda doğallığı kabul eden gerçek sevgi yoktur. Çocuk gerçekten öğrenip gelişemez. Şimdi bir tane benim bir fiilim var. Şu an görüyorum gelişemez. Gelişemez yüklem diyorsunuz. Gelişemeyen kim çocuk değil mi? bir tane de gerçek özneniz var. Bakın bir gerçek özneniz var ama fiilde LNŞ ekini görmediniz. O halde buna dediniz ki yani bizzat gelişemeyen bizzat çocuktur. O halde dediniz ki evet bu bir etken çatılı fiildir. Çünkü Etken demek bizzat ben bizzat sen bizzat o anlamı olacak ve LNŞ eklerini de almayacak ki zaten burada o ekleri de görmüyorsunuz değil mi hatırlayalım etken buydu edilgen neydi onu da hatırlayalım bir işin başkası tarafından yapılma anlamı olacak cümleye baktığınızda bunu göreceksiniz yerler silindi mesela silindi yüklem silinen ne yerler ama başkası tarafından silindi edilgen diyeceksiniz ya da dönüşlü ne demek hocam iş kendine dönüyor bir işe hem yapacak hem etkilenecek Anlamda Giderseniz kendi kendine anlamını Yakalamış olacaksınız Peki hadi 3'e bakalım Kendi yolculuğumuz için buradayız Kendimiz olmadan yaşamımızdaki hiçbir şey Bu yolculukta anlamını Bulamaz bulamaz yüklem Diyorum ve diyorum ki Bulamaz yüklem bulamayan ne Bakın ilk kim ne her zaman Bana özneyi verir bakalım veriyor mu Bulamayan ne diyorsunuz Kend, e, Yaşamımızdaki Hiçbir şey değil mi Bulamayan ne? Yaşamımızdaki hiçbir şey. O zaman bu ne oldu artık diyorsunuz. Özne olmuş oldu diyorsunuz tamam mı? Ve bizzat o yani cümlenizde bakın LNŞ ekini de görmediniz burada değil mi? Ek de yok ve bizzat o anlamı var. Bizzat ben bizzat sen anlamı var. O halde diyorsunuz ki evet bu bir etken çatılı fiildir diyorsunuz arkadaşlar devam edelim gelişmiş insan adalet duygusu yüksek kıskançlık duygusu zayıf olandır evet ee, zayıf olandır yüklem diyorsunuz artık burada şöyle bir temizleyelim zayıf olandır yüklem şöyle yapalım zayıf olan kim gelişmiş insan değil mi zayıf olan yüklem zayıf olan kim gelişmiş insan yine bir gerçek özneniz var ve bizzat o diyebilirsiniz değil mi bizzat o ve zaten ben fiilde yani şurada bir LNS eki de görmüyorum. O halde diyorum ki bu direkt etken çatılı bir fiildir diyorum arkadaşlar. Devam edelim çok güzel. Kendine saygın yoksa sahip olduğun hiçbir şey gerçek anlamını bulamaz. Bulamaz yüklem diyorsunuz artık. Bulamayan ne dediniz? Bakın sordunuz sorunuzu bulamayan ne? Ee, sahip olduğun hiçbir şey sahip olduğun hiçbir şey. O zaman bu ne oldu? Özne olmuş oldu değil mi? Özne oldu. Bizzat o bulamaz diyebilirsiniz. Yine bir LNŞ ekini değil mi? Görmüyorsunuz cümlenin yükleminde. Bizzat o anlamında yakaladınız. O halde dediniz ki evet etken çatılı bir fiildir dediniz arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım canlar. Altıdayız artık. Çok çok iyi gidiyoruz. İnsan içinde yaşadığı gerçeğin farkında olmalı. Onu doğru okumalı ve bu durumun ışığında beklenti içine girmeli. Birkaç tane fiil var. Hiç önemli değil. Hepsini tek tek bulalım. Farkında olmalı yüklem, okumalı yüklem, girmeli yüklem. Bakın farkında olan kim? İnsan, değil mi? Okuyan kim? İnsan. E, işte beklenti içine giren kim? İnsan. Yani bunları yapan hep bizzat o. Bizzat o gerçekleştiriyor. O halde diyorsunuz ki bu da yine bir etken çatılı fiildir diyorsunuz. LNŞ eklerinde görmediniz, değil mi? Bakın burada LNŞ eklerinde görmediğiniz için ne dediniz? Etken çatılı fiil demiş oldunuz. Evet, 7'deyiz. Hadi bakalım gençler. Güvendiğin insan sana yalan söyleyince sadece o insana değil, genel olarak insanlara güvenin sarsılır. Çocuklarda bu daha derindir. Peki. Sarsılır yüklem. Tamam. Sarsılan ne? Şimdi yüklemi buldunuz. Sarsılan ne? Güvenin. Ama bu güven başkası tarafından sarsılıyordu, değil mi? Yani kendi kendine güven sarsılmaz. İki kişi arasında o gerçekleşen belli durumlar sonrasında sarsılıyor. O zaman siz buna dediniz ki bu sözde öznedir. Çünkü başkası tarafından yapılma anlamı vardır. Evet, sözde özne olduğu için L2'ni de almıştır. O halde bu nedir dediniz? Edilgen çatılı bir fiildir dediniz arkadaşlar. Yani o sözde özneyi görmeniz direkt ne yaptı? Edilgen çatıyı oluşturmuş oldum diyoruz. Devam ediyoruz. Çok çok iyi gidiyoruz. Sekizdeyiz. Bir şeyin ızdırabını çekmeyen onu ne tanır ne de sever. Evet. iki tane yüklemim var. Tanır ve sever. Tanıyan kim? sorduğunuz sorunuzu özneyi bulacaksınız çünkü. Bir şeyin ızdırabını çekmeyen, seven kim? Bir şeyin ızdırabını çekmeyen, bakın özneniz var artık ama bu artık bir gerçek özne. Yani bizzat o anlamı var. O halde diyorsunuz ki bizzat o anlamı olduğu için ve bu bir gerçek özne olduğu için bizzat o ile beraber artık etken çatılı bir fiildir diyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Bizzat o, bizzat ben, bizzat sen anlamı. Ki LNŞ eki yok bakın tanımak kök değil mi ek de yok. Severde de yine bu ekleri görmedim. Zaten sağlamamı da yapmış oldum. Devam edelim. Mektepler açıldı ama ilim sevgisi aşılanmadı. Hadi bir bakalım birlikte. Aşılanmadı nedir aşılanmadı? Yüklemdir. Aşılanmayan ne? Sordunuz sorunuzu. Aşılanmayan ne? İlim sevgisi. Peki kendi kendine mi aşılanmıyor bu ilim sevgisi yoksa başkası tarafından mı? Elbette başkası tarafından. O halde sözde öz diyorsunuz? Ve bakın başkası tarafından cümlede bu anlamı yakalıyoruz. Tamam başkası tarafından bu anlamı yakaladınız ve dediniz ki evet bu nedir artık? Edilgen çatılım şöyle yazalım. Bu artık edilgen çatılı bir fiildir dediniz. Tamam direkt edilgeni görmüş oldunuz. Devam ediyoruz. Çok çok iyi gidiyoruz. 10. soru da örneğimizdeyiz artık. O ki yeryüzünde aşkın aşıkı olmuştu. Olmuştu yüklem dediniz. Olan kim? E, bizzat o ve o bu durumdan etkileniyor değil mi? Yani bizzat o yapıyor. O halde gerçek özneyi gördüm. Gerçek özneyle beraber ne dedim? Evet bu bir yine etken çatılı fiildir demiş oldum. Tamam gerçek özneyle etken çatıyı görmüş oldum. Kalbin öyle sebepleri var ki akıl onları asla anlamıyor. Anlamıyor yüklem dedik yine değil mi? Anlamıyor yüklem. Anlamayan ne dediniz? Anlamayan ne? Akıl dediniz değil mi? Bakın bizzat o anlamayan bizzat akıl ve gerçekten bizzat o yapıyor bunu. O zaman bir gerçek özlem var ve artık anlamıyor ne oldu? Yine etken çatılı fiil olmuş oldu diyoruz arkadaşlar. Hadi devam. Bu üzücü olay geçen gün istiklalde yaşanmıştı. Yaşanmıştı yüklem dediniz. Yaşanan ne dediniz sonra değil mi? Şöyle biraz büyütelim. Evet yaşanmıştı yüklem dedim. Sonra dedim ki yaşanan ne dedim? Sonra siz de dediniz ki bu üzücü olay. Peki kendi kendine mi yaşandı? Hayır başkası tarafından o zaman sözde özlem var. Ne ekini de aldım. O takdirde dedim ki bu bir edilgen çatılı fiildir demiş oldum. Yani her zaman başkası tarafından yapılma anlamını yakalamış olacağız arkadaşlar. Evet 13'teyiz artık. 13'te de nefis bir şekilde ilerliyoruz. Denizin mavisi gecenin koyu karanlığında bile görülebiliyordu. Tamam. Görülebiliyordu yüklem dediniz. Görülebilen ne? Sorun sorunuzu hemen. Görülebilen ne? Denizin mavisi. Ama kendi kendine mi görülüyor? Hayır, başkası tarafından. Bakın. Her zaman başkası tarafından anlamını yakalayacaksın. Tamam mı? Görülebilen ne? Denizin mavisi. Başkası tarafından dolayısıyla nedir? Sözde özneniz vardır. Ve l aldığınız için artık edilgen çatılı fiili bulmuş oluyorsunuz. Tamam mı? Yani mantığınız her zaman bu şekilde çalışsın. Başkası tarafından beni edilgene götürecek deyin arkadaşlar. Evet 14'teyiz artık. Şöyle bir temizleyelim. Bazı müzikler yüksek statülü, bazı müzikler ise düşük statülü olarak değerlendiriliyor. Evet. Değerlendiriliyor, yüklem dedim. Değerlendirilen ne? Sordunuz soruluyor. Bazı müzikler peki kendi kendine mi oluyor bu değerlendirme işlemi yoksa başkası tarafından mı? Elbette başkası tarafından değil mi? Değerlendirilen ne? Bazı müzikler dediniz ve bu başkası tarafından o zaman sözde özlem var. O halde dedim ki evet bu da bir edilgen çatılı fiildir. Başkası tarafından anlamını yakaladığım için. 15'teyiz artık. Harika ilerliyoruz, şahanesiniz. Çok az kaldı, sabredelim. Aşk yolunda yürüyerek değil, uçarak ilerlenir. İlerlenir yüklem. İlerlenen kim? Bakın, ilerleyen kim? İlerlenen kim? Cevap bulamıyorsunuz. Bazen bazı cümlelerde e, öznesiz cümleler olabilir arkadaşlar. Dolayısıyla öznesiz cümleler ve... E, Yüklemsiz cümle olmaz ama yüklem mutlaka olacak. Ama öznesiz cümle olabilir. Mesela her yaz köye gidilir dedik değil mi? Her yaz köye gidilir dediğimizde gidilen ne? Cevap yok. Dolayısıyla bunları da biz edilgen olarak kabul ediyoruz. Ee, ama öznesiz bir cümle vardır vesaire tarzında sorularda görürseniz oraya da alabilirsiniz. Tamam mı? Bu cümlenin öznesi yok. Bakın aşk yolunda yürüyerek değil uçarak ilerlenir. Ama ilerlenen ne diyorum cevap alamıyorum. Tamam mı? Bu şekilde bakmış oluyoruz. 16'ya bakalım. Aşk ümitsiz varlığımızı sonsuzluğa doğru uçuran kanattır. Sonsuzluğun ümididir. Varlıkların hepsiyle dolup taşmaktır. Yine bir çeldirici, yine bir yıldız geldi. Bu cümlede fiil yok fark ettiniz mi? Bakın diyorum ki Ümitsiz varlığımızı sonsuzluğa doğru uçuran kanat nasıl kanat? Ümitsiz varlığımızı sonsuzluğa doğru uçuran kanat. Burada bir sıfat tamlaması var. Bölemiyorsunuz o zaman bunu değil mi? Ve zaten fiil yok o yüzden arayamıyorum. Sonsuzluğun ümididir. E, burada da bir isim tamlaması var. Sonsuzluğun ümidi. E belirtili isim tamlaması değil mi? Bunu da bölemediniz. Varlıkların hepsi dolup taşmak tır hepsiyle dolup taşmaktır. E burada da mekmak Mac, mayışmaktan isim fiil fiilimsi var. Yani bu artık isim oldu. O zaman biz burada da ne yapamıyoruz arkadaşlar? Burada da isim olduğu için ne arayamıyorsunuz? Fiil olmadığı için fiilde çatı arayamıyorsunuz. Dolayısıyla burada diyorsunuz ki artık çatı özelliği aranmaz diyorsunuz. Evet. Böyle çeldiriciler gelebilir. Çıkmış sınav soruları da var. O yüzden isimlere lütfen dikkat edelim. Evet 17'deyiz artık tarih şuuru eksik bırakılarak yetiştirilen çocuk gerçek vatandaş olamayacaktır. Olamayacaktır yüklem olamayan kim hemen bakıyorsunuz tarih şuuru eksik bırakılarak yetiştirilen çocuk yani bizzat o olamayacak artık değil mi ki cümlede ln şeklinde göremiyorsunuz şurada. Dolayısıyla ne oldu yine etken çatılı bir fiil oldu yani bizzat o anlamını görmüş oldunuz. 18'deyiz artık. Kızlarını okutmayan millet oğullarını manevi öksüzlüğe mahkum etmiş demektir. Hüsranına ağlasın. Ağlasın yüklem. Ağlayan kim? Hemen bakalım. Kızlarını ok e okutmayan millet. Bakın bizzat o ağlasın diyorum. Gerçek öznem var. Ve gerçek özneyle birlikte neyi görüyorum? Etken çatılı fiili görmüş oluyorum. Demektir derken buradaki mek mayışmaktan isim fiil. O yüzden bunu almıyoruz değil mi? Yani buradaki mek mayışmaktan isim fiil yani artık isim olduğu için burada herhangi bir şey durumu yok arkadaşlar. Gidip de burada bir fiilde çatı aramıyoruz isim olduğu için tekrar söyleyelim. Evet 19'dayız artık. Önce insan insanın sadece kurdu ihtiraslar silahlanınca insan insanların başına kıyametler koparabiliyor. Koparabiliyor yüklem dediniz. Koparabilen kim? Hemen bakın. Koparabilen kim? Önce insan insanı sadece kurdu iken e, silahlanınca insan insanların başına kıyametler koparabiliyor. Koparabilen kimmiş? İnsanmış. Yani bizzat oymuş. Gerçek özneyi de gördüm burada ve Leneşe ekini de görmediğim için ne dedim artık? Etken çatılı bir fiil vardır dedim arkadaşlar. Evet ve böylece böylece bu kısmı bitirip. Şimdi bir diğer uygulamaya hemen bir geçeceğiz. Bu sefer de sizden sayfa kaçı açmanızı isteyeceğim? 144'ü açmanızı isteyeceğim. Çok az kaldı. Burada da arkadaşlar etken edilgen geçişli geçişsize bakarak ilerleyeceğiz. Aslında özne yüklem ve nesne yüklemine göre siz işaretlemeleri de koyabilirsiniz. Kitabınızda hemen yanına da yazabilirsiniz. Ben daha çok yanına yazmayı tercih edeceğim. Hem de böyle görsellikte iyice aklınızda kalsın istediğim için. Ben bu cihanı araştırdım. Güzel ahlaktan daha değerli bir şey bulamadım. Onu araştırdım diyebilir misiniz? Dersiniz bakın, onu gelebilir değil mi buraya? Onu gelebilir. Onu gelebildiği için bu artık ne oldu? Geçişli olmuş oldu. Çünkü onu getirebilirsiniz. Araştıran kim? Bizzat ben. Ben bu durumda etkiliyim. O halde etken çatılı bir fiili de yakalamış olduk arkadaşlar. Güzel ahlaktan daha değerli bir şey bulamadım. Onu bulamadım diyebilir misiniz? Evet dersiniz onu bulamadım diyebildiğiniz için bu da yine ne oldu? Geçişli çatılı bir fiil olmuş oldu. Peki bulamayan bizzat ben miyim? Ben bu durumda etkili miyim? Evet etkiliyim ve ne şey almadığım için etken çatılı bir fiilde yakalamış oldum. Yani hem etken hem geçişliyim görmüş olduk diyoruz. Devam edelim. İnsan gerçek ve şahsi tanıyış, sevmekse gerçek yaşayıştır. Sevmeyenler yaşamayanlardır. Peki yine bir çeldirici gelmiş oldu arkadaşlar. Hemen buradaki fiilimsileri göstereceğim size. Tanıyış derken buradaki ış artık isim fiildir. Yani bu sözcük isimleşti. Yaşayış derken buradaki ış mayışmaktan artık isim fiildir. Yani sözcük isimleşti. Yaşamayanlar derken anası mezar dikecekmiş değil mi? Artık böyle dillere pelesenk oldu. Evet buradaki anda artık sıfat fiildir. Artık fiilimsi yani fiilden isim yapım eki olduğu için bunlar direkt ne oldu arkadaşlar isim olmuş oldu o yüzden burada aramamış oluyoruz diyoruz. Evet 3'e bakalım bu insanlar arasında kalbim sık bir ormanda dolaşan kelebek gibi ne tarafa uçsa ağaçlara çarpıyor çarpıyor alıyorsunuz onu çarpıyor diyebilir misiniz onu çarpıyor diyebilirsiniz. Onu çarpıyor. Ama biraz anlamsız oldu galiba değil mi? Ona çarpıyor olur. Yok onu çarpıyor olmaz. Geçişsiz oldu onu çarpıyor olmadığı için. Peki çarpan ne? Ee, çarpan ne? Kalbim. Kalbim yani bizzat o çarpıyor diyebilirsiniz. Artık geçişsiz ve etken çatılı bir fiili elde etmiş oldunuz. Devam edelim. Artık dörtteyiz. Bir şeyin ızdırabını çekmeyen onu tanıyamaz. Onu sevemez. Izdırabın öğretimi bir kelimeye sığabilir. Fakat onu duymak için insanda kalp lazımdır. Tanıyamaz bakın bunu aldınız. Sevemez bunu aldınız. Sığabilir bunu aldınız. Yani fiilleri aldınız. Önce geçişli geçişsize bakalım. Onu tanıyamaz diyebilir misiniz? Dersiniz geçişli. Onu sevemez dersiniz geçişli. Onu sığabilir diyemezsiniz. Bu da geçişsiz oldu. Peki şuna bakalım. Tanıyamayan kim? Bizzat o. Sevemeyen bizzat o. Sığabilir. Ee, Önce şunları yapayım. Tanıyamayan ve sevemeyen bizzat o bu etken oldu. Ama şurada şöyle oldu. Izrabın öğretimi bir kelimeye sabilir. Sabilen ne? Izrabın öğretimi ama başkası tarafından sığdırılacak değil mi bu? Yani sağ ne? Izrabın öğretimi ama bu başkası tarafından sağ, ıı, sığdırılacak ki burada zaten L 2ni de aldığınız için buna artık ne diyeceksiniz? Edilgen çatılı bir fiil demiş olacaksınız arkadaşlar. Devam edelim. Aydınlık görmemiş gözler güneşi ne bilsinler? Onu bilsinler diyebilir misiniz? Dersiniz geçişli onu diyebildiğiniz için bilen kim? Aydınlık görmemiş gözler yani bizzat o gerçek özneniz var ve bizzat o bilsin. Dolayısıyla yine bir etken çatılı fiili de elde etmiş oluyoruz. Harika. Devam edelim. Öğretmenlik sevgi işidir, ruh sevgisidir. Yine bir çeldirici geldi. Sevgi işi ve ruh sevgisi. Hadi bir tamlama bilginizi hatırlatayım mı, bir ölçeyim mi? Ne işi? Sevgi işi. Burası ek almadı, burası aldı. Belirtisiz isim tamlaması oldu hatırlıyorsunuz. Ruh sevgisi derken burası almadı, burası aldı. Ne sevgisi sorusuna cevap verdiniz. Yine belirtisiz isim tamlaması olmuş oldu diyoruz. Devam edelim. İ'nin bilgisi onun uygulanmasını da birlikte getirir. Bakın getirir, yüklem değil mi? Onu getirir diyebilir misiniz? Dersiniz onu getirir diyebilirsiniz. O zaman bu ne oldu? Artık geçişli oldu onu gelebileceği için. Ee, getiren bizzat o ve o bu durumda etkili. Artık yine ne oldu? Etken çatılı bir fiil oldu. Yani etken ve geçişliyi görmüş oldum. Evet, artık... 8'deyim. Çok güzel. Aşkı anlatmak için ne söylemiş olsam aşk gelince söylediklerimden mahcup olurum. Onu mahcup olurum diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Çok anlamsız oldu. O zaman geçişsiz. Ama mahcup olan bizzat benim. Ve ben bu durumda etkiliyim o takdirde ne oldu? Etken çatılı bir fiil olmuş oldu diyoruz. Kendi dışımızda nereye koştuksa gurbette kaldık. Kaldık al, kaldığı aldınız. Onu kaldık diyebilir misiniz? Olmadı geçişsiz dediniz. Ve bizzat biz kaldık ve biz bu durumda etkiliyiz artık. Ve ne dedim o zaman? Etken çatılı bir fiil demiş oldum. Devam edelim. Dilini unutan bir nesil yabancı dili nasıl sevsin? Sevsin derken onu sevsin diyebilir misiniz? Dersiniz. O zaman onu sevsin diyebileceğiniz için geçişli oldum. Ve seven kim? Bizzat dilini unutan bir nesil değil mi? Yani bizzat o ve gerçek özneniz var. L neşey almadınız. Etken çatılı bir fiil elde etmiş oldunuz. Bana sorarsan kütüphanene dön. Yani kitap ol. Aydınlan ve aydınlat. Evet dön ol aydınlan aydınlat onu dön diyebilir misiniz diyemezsiniz geçişsiz onu ol dersiniz geçişli onu aydınlan diyebilir misiniz dersiniz onu aydınlan bu da geçişli onu aydınlat onu aydınlan onu aydınlan pek olmadı bir saniye onu aydınlana geçişsiz diyelim ama onu aydınlat dediğinizde evet bu olur. Bu da geçişli. Ama bunları yapan bizzat sensin ve sen bu durumda etkilisin. Artık etken çatalı fiili yakalamış olduk arkadaşlar. Evet çok güzel hadi 12'deyiz kitap bir limandı benim için kitaplarda yaşadım ne kitaptaki insanları sokaktakilerden daha çok sevdim yaşadım bizzat ben yaşadım ve bizzat ben sevdim değil mi bunları ben yaptım o zaman etken zaten LNŞ ekini de almadığım için etken çatılı bir fiil dedim peki onu yaşadım diyebilir miyim onu yaşadım evet hayatı yaşadım mesela diyebilirim geçişli onu sevdim diyebilir miyim derim bu da geçişli 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 yaptım diyebilirim. Ee, Geçişliği geçişli, geçişli yap, yaptım yani geçişli iki tane elde etmiş oldum ve ikisinde etken olduğunu görmüş oldum. Evet 13'teyiz artık. Şehrin biraz dışına yeni bir baraj yapılacakmış. Onu yapılacakmış diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Geçişsiz oldu. Yapılan ne? Yeni bir baraj değil mi? Yeni bir baraj yapılacakmış. Ama bu baraj başkası tarafından yapılacak. O zaman ne var artık arkadaşlar? Sözde özne var. ve Başkası tarafından yapılacağı için ne görüyorsunuz? edilgen çatılı bir fiil görüyorsunuz. Bakın her zaman başkası tarafından yapılma anlamı olmuş olacak diyoruz. Evet 14'teyiz. Okul kütüphanesinin temeli birkaç gün sonra atılacak. Atılacak yüklem dedik. Atılan ne? Atılan ne? Hemen bakalım. Okul kütüphanesinin temeli değil mi? Ama başkası tarafından atılacak bu temel. Dolayısıyla yine bir sözde özneniz var. Ve like'ini de aldığınız için ne dediniz artık? Edilgen çatılı bir fiil dediniz. Yani başkası tarafından yapılma anlamını her zaman edilgende buluyorsunuz. Devam edelim. Türkçenin musikisini senin sesinde tattım. Onu tattım diyebilir misiniz? Dersiniz artık geçişli oldu. Peki onu tattım diyebildim bu geçişli. Peki bizzat ben mi tattım? Ben bu durumda etkili miyim? Evet, o halde etken ve len şeklinde görmüyorsunuz zaten. Etken çatılı bir fiili elde etmiş oldunuz. Devam edelim. 16'dayız artık. Kitap zekayı kibarlaştırır. Zekanın tavırlarını efendileştirmek için okumak zorundayız. Burada sadece kibarlaştırırı aldık, değil mi? Kibarlaştırır. Onu kibarlaştırır diyebilir miyim? Derim geçişli. Peki, kibarlaştırır derken e ee, burada aha, şu aslında burada tırı da aldığı için burada ettirgen oldurgan kavramına bakabiliriz. Şöyle alalım mı bunu? Şöyle alalım. Onu kibarlaş diyemezsiniz değil mi? O zaman bu geçişsiz ama onu kibarlaştır diyebilirsiniz geçişli. Siz burada geçişsizi geçişli yaptığınız için oldurgan çatılı bir fiil elde etmiş oldunuz. Bizzat kitap kibarlaştırır yani bizzat o o zaman etken çatılı bir fiil yani öznesine göre etken nesnesine göre oldurganı elde etmiş oldum. Hadi 17'deyiz artık. Dilini kaybeden millet yaşamak hakkını çoktan kaybetmiştir. Onu kaybetmiştir diyebilir misiniz? Dersiniz artık geçişli oldu. Onu kaybetmiştir diyebildiniz. Bizzat kaybeden kim? dersek dilini kaybeden millet yani bizzat o ve e, gerçek özneniz de var. O zaman özne yüklem ilişkisine göre etken, nesne yüklem ilişkisine göre de geçişli çatılı fiili bulmuş olduk arkadaşlar. Bol örnekle, bol uygulamayla e, fiilde çatıyı nihayet erdirdik. Bir sonraki dersimizde fiilimsilere geçeceğiz ama günün sorusu gelmeden ve ödevler verilmeden bu ders biter mi? Vallahi bitmez saat gece iki buçuk şu an arkadaşlar e, telefonum içeride o yüzden gösteremiyorum ama ilham olsun zaten her zaman gösteriyorum biliyorsunuz ki size de böyle bu geç çalışmalar e, bu gecenin sessizliği bu gecenin sessizliğinin ve bu çalışmaların bir anlamı olacak ve biz birlikte çok güzel başarılar elde edeceğiz hiç merak etmeyin. Evet hadi bakalım soru bankalarımız önümüzde değil mi şu an önümüzde şu an elimizde hemen açıyorsunuz. Artık fiilde çatıyı yapar haldesiniz. Çünkü o kadar çok örnek yaptık ki artık benim gibisiniz. Hemen bir 72'yi açar mısınız? Sayfa 72'de e, ödeviniz. Hemen bir açılsın bakalım 72. Evet. Evet, evet. 72 açıldı mı? Evet. Şimdi arkadaşlar sayfa 72 73 74 75 ödeviniz. Tamam? 4 sayfa fiilde çatı soru bankamızdan bitiyor. Dört sayfayı bir bitirmenizi istiyorum. Bir sonraki ders fiilimsiye geçeceğiz. Fiiller bittikten sonra da toplu bir çıkmış sınav sorusu ödevini nereden vereceğim? Video ders kitabımızdan vereceğim. Evet, kârtike gelmeden de bitmez biliyorsunuz. Kârtike bizi her zaman yaşatacak. Hadi gelsin bakalım. Arkadaşları onu yine saf dışı bıraktı. Cümlesinde saf dışı nasıl yazılır? Bakkalda gördüğüm yazar kasa artık iyice eskimişti de yazar kasa nasıl yazılır? Kart k tekniğimiz bir çalışsın. Kart k tekniğimize göre bir cevaplar gelsin bakalım. Evet bugünlük dersimiz bu kadardı. Güzel bir dersti, keyifli bir dersti. E, fiilde çatının böyle hakkını vere vere her noktasına değine değine bol örnek çöze çöze bitirdiğimiz bir dersti. Ben çok keyif aldım dillerim siz de keyif alıp öğrenmişsinizdir diye düşünüyorum. Filmlere geçeceğiz bir sonraki ders. HKŞ tekniğimiz çalışacak harika bir şekilde ilerlemiş olacağız. Evet dersi beğendiyseniz böyle küçücük bir beğeni tuşuna basarsanız eğer basmak isterseniz tabii ki aşırı derecede mutlu olurum. Bir sonraki derste görüşünceye dek unutmayın ki kalbim sizinle güç her zaman bizimle.